Evet, Nazif Bey aslında bize çok güzel bir de ders vermiş oldu. Çok güzel bir şey öğrendik. Çok güzel bir Evet. şey de öğrendik. Aynı zamanda da artık her şeye çok dikkat etmemiz gerektiğini de Çok dikkatli öğrenmiş bakmamız olduk. Çok lazım. teşekkür Evet. ederiz Nazif Bey. Evet, bununla ilgili ne Biz diyebiliriz? biraz Aynı önce zamanda Tanrı'nın korumasıyla ilgili bir şey söylemiştiniz. inceledik. Kore Savaşı'nda değil mi Evet. Kutlay Bey? Kore Savaşı'nda askerlere verilen fularların üzerinde olan Bizde bir çünkü işaret. Annetalında bir tane vardı. Madalyonlarında da var. Ben küçükken Evet. yani onunla çok uğraştım. Buyurun. Çok hoşuma giderdi. Evet. Bir anlam veremezdim yani o yıldızlara, Evet. yıldız topluluğuna. Sonradan anladım ki o Büyük tabii Ayı büyük ayı takım yani takım yıldızı yıldızı. ve kutup yıldızını sembolize ediyor. Büyük Evet. Ayı ve kutup yıldızını sembolize ediyor. Eski Türklerde kutup yıldızı çok önemli. Tanrı'nın kapısı sayılıyor. Ve mevsimleri oluşturduğuna da inanılıyor Büyük Ayı takım yıldızının. O da kutsal bir Çarkı takım felek yıldız. mevsimlerin oluşunu Mevsim, ama evet. büyük ayı, Büyük kutup Ayı takım yıldızı yıldızı da Tanrı'nın Yani Tanrı'ya giden tanrısal kapı bir bölge anlamına. olan kutup yıldızının etrafını tavaf eden yıldızlar gibi düşünülebilir. Bir de güneşi ve ayı taşıdığı yani mevsimleri bu şekilde oluşturduğu düşünülüyor. Büyük Ayı takım yıldızının o yüzden önemsiyorlar eski Türkler. Ama Evet, Nazif Bey'in özür dilerim. Nazif buyurun. Bey'in sorusu şuydu yani oradaki bu diyor sembolleri, bu sembolü Bilinçli seçenler, mi? evet kim seçti yani? Çok güzel seçmiş. Kim Valla seçtiyse onunla çok ilgili özel. ama bunu Nazif Bey, araştıracağız. evet. Nazif Bey şöyle bir şey de söyleyelim. Hiçbir şey bilinçsiz Değil. değildir. Nefes alırken, nefes verirken her şey bilinçli olarak yapılır. Merak etmeyin, hele ki eski toplumlarda bizim de aslında hala bugün bile devlet geleneklerimizde hiçbir şey boşa Anlamsız değil. yapılmaz ve anlamsız Anlamsız değildir. değil, evet. Bu yüzden de artık çevremize çok daha fazla dikkat ediyoruz ve her şeyin anlamını çözüyoruz. E-mail adresini versin. Evet, Kendi info e-mail adresini versin bize bildirsin. Biz yaptığımız araştırma sonucunu kendisine ulaştırırız. Tamam. info@yabantv.com adresine gönderirseniz biz de araştırma sonuçlarını da size göndermiş oluruz. Şimdi evet Nuray Hanım, Türklerin hep bir gökyüzüyle uğraşma. Şimdi artık son bölümdeyiz. O yüzden böyle hani Evet. biraz daha net ve kısa. Çünkü Evet. en önemli bir soru var. Bu Türkler hep bir gökyüzüyle uğraşmışlar. Evet. Sonra da başka uygarlıklar bu gökyüzüyle uğraşmaya devam etmişler. Neden, ne vardı gökyüzünde? Mutlaka ki göç ettikleri zamanlar gökyüzüne bakan insanlardı. Yani göç ederken yollarını gökyüzüne göre ayarlıyorlardı, buluyorlardı. Bir de şu da var, ataşamanlar gökyüzü bilgisine sahip olan insanlardı. Ve savaş zamanlarında ayın konumuna göre, ayın durumuna göre savaş zamanlarını haber verirlerdi. Yani şunu diyebilir miyiz? Eski Türklerde gökyüzü Bilgisi vardı. bilgisi Evet, böyle vardı. bir bilgi Taşlar kültür vardı. onlar için çok değerliydi. Evet. Yani bir şey yaparken hem gökyüzüne hem de Gökyüzün bölgedeki taşların ne olduğuna bakıp buna göre iz mi hareket düşümü. ederlerdi? Evet, gökyüzünün iz düşümüne göre damgalarını belirlemişlerdir. Hatta ben şurada bir iki resim getirmiştim. Evet. Günümüzde kullanılan astrolojik sembollerin kaynağı da Türklerdir. Bakın bu günümüzde 15 kullanılan numaralı. güneş Evet. sembolüdür. Ve bu aynı zamanda gün okunan piktogramdır Türklerde. Gün okunan runik harftir. Göktürkler de bunu güneş olarak okumuşlardır. Ve günümüzde de bu astrolojik olarak güneş olarak okunan semboldür. Simyada da altının da sembolü. Altın, evet, güneşin alegorisidir Evet, zaten. doğrudur. Evet. Burada da yine Mars sembolü. Bakın, Mars sembolü de Türklere ait. Astrolojide kullanılan Mars sembolü çok değerli. MLS'ine göre de bu oklu daire Mars okunan Mars'la ilişkilendirilen semboldür ve Göktürk harfidir. Mars Göktürk runik harfidir. birçok şeyde de dönemlerde de hep böyle Savaş gezegeni. savaş Evet. gezegeni ama bu Mars galiba cidden araştırılması gereken Evet. gezegen gibi. Kızagan tanrı diyoruz biz. Türklerde Kızagan tanrı olarak geçiyor. Yani Mars Roma mitlerindeki ismi. Ares Yunan mitlerindeki ismi, Türk mitlerindeki ismi de Kızagan Tanrı, yani kızgın tanrı. Bir şekilde isim Evet. değiştirerek devam etmiş. Devam Nuray etmiş. Hanım Evet. telefonda. Nuray Hanım'ın bir sorusu var. Nuray Hanım, çok kısa olarak alabilir miyiz sorunuzu? İyi akşamlar diliyoruz. Buyurun efendim. Alo. Nihal Hanım, çok özür dilerim. Yanlış Merhaba. söyledim isminizi. Rica Buyurun ederim. efendim. İyi İyi akşamlar. akşamlar.
Ben Muğla'dan arıyorum. Evet. Şimdi eşimin köyündeki mezarlıklarda hep kaz ayağı işaretleri var. Tek kaz ayağı. Muğla'da değil mi bu bölge? Evet. Üç yani bildiğimiz kaz ayağı işaretleri. Damgası. Olur boy damgası. Evet. Bunlar... Ben bunu eşime sordum. O eski Türklerin geleneklerinden kalma dedi. Fakat halen bu devam ediyor. Evet. Yani bunun anlamı ne acaba? Peki efendim, hemen yanıtlıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Kaz ayağı hocam. Kaz ayağı damgası hala da kullanılıyor. Salır boyu damgası. Evet, bunlara ben sahip çıkmalarını istiyorum. Evet. İnsanlarımızın. Bunlar çok önemli kültürel kodlar, kültürel miras. Bunlar somut olmayan kültürel mirasımız. Bu işaretlere lütfen sahip çıkalım, mezar taşlarına sahip çıkalım. Bu salır boyu damgasıdır, kaz ayağı damgası. Oğuz boylarından, o boyun, evet, o boyun evet, sembolüdür. Sembolü. Kendileri de muhtemelen salır boyu yani olması şunu demek lazım. Sadece o bölgede kaz ayağı varsa bu boy buradaydı, evet, onlar evet, buradaydı. Tapu belgesi çünkü tapu belgesi. Bunlar. Tapu belgesi. Evet. Peki, ben neden Türklerde gökyüzüyle ilgili sordum. Hakikaten gökyüzü araştırmaları çok fazla, yıldızlar araştırma yani astroloji evet, çok fazla. Evet. Ve Atatürk'ün de istikbal göklerdedir dediğinde çok basite almamak gerektiğini mi söylememiz gerekiyor hocam? Yani buradaki bize çok ciddi anlamda bir bilgi de veriyor. Çünkü kendisinin bu konudaki araştırmaları çok büyük bildiğim kadarıyla. Değil evet, mi? Mu ile ilgili ve Türklükle ilgili birçok araştırmaları var. Yani bakıp da istikbal göklerdedir dediği zaman herhalde çok basit bir şey olarak söylemedi bunu. Yani bilim ve teknoloji çağına bence gönderme yapıyor. Yani Atatürk ilim ve bilim insanıydı. Çok da akıllı bir insandı, dahiydi. Bilim ve ilim çağına bence gönderme yapıyor. Yani uzayı gösteriyor bence gelecek olarak. Evet. Yani çünkü geçmişte de hep uzayla uğraşılmış. Hatta artık başka şeyler de var diyeceğiz ama onları şimdi diyemiyoruz tabii ki. Şimdi buyurun hocam. Şimdi Türkler kendilerinin dünyaya Tanrı tarafından diğer insanlara yönetsin diye gönderildiğine inanıyorlar. Şimdi o eski destanlarımıza baktığımızda direkt gökle aslında adalet ciddi... göndersin diye daha mı şey olur hocam? Yani, yönetmek yani adaletli yönetsin adaletli anlamında. Adaletli yönetsin diye. Çünkü burada farklı anlayabilirler şimdi, o yüzden. Ya destan böyleyse ya da o ona inanırsa ne anlarsa anlasın. Ne anlarsa anlasın yani biz başkalarının söylediklerini söyledikleri gibi dinliyoruz. Biz kendimize göre anlıyoruz. Onlar da bizim söylediklerimizi nasıl istiyorlarsa öyle anlasınlar. Peki. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Yani örneğin şimdi biraz önce gökle falan ilgili neden bu kadar ilgili? Şimdi destanlar da başka şeylere de gönderme yapıyor. Örneğin bu Tepegöz olayı. Evet, Kiklop, Yunan Kikloplar, mitlerindeki Yunan ismi. Mitler, zaten Yunan dediğimiz halk İyonya'dan geliyor. Yani İyonlar'da Yunanlı bugün oluşturan, o topluluğu oluşturan 7-8 tane etnik gruptan bir tanesi işte Dorlar, Karlar, Ayoller, İyonlar, Akalar, Traklar. Bunların zaten 3-4 tanesi kesinlikle Türk olduğu biliniyor. Akalar kesinlikle Türk. Etrüskler de o şekilde. Etrüskler zaten Roma'yı kuranlar Türkler. Traklar bugün Türkler. Zaten Türk ya. İskitlerin zaten yoğun olarak kullandığı bölge. İskit Türkleri evet. İskit Türkleri yani bugün Trakya işte üzerinde yaşıyoruz şu anda. Avrupa evet, yakası. Bunlar hep üzeri nedense hep örtülüyor. Ama bu Türk şeyinde bu mitolojisi, Türk mitolojisi farklı gözle yani hocam kendisi araştırmış, ciddi araştırmalar yapmış. Farklı açılardan da incelenebilir. Hocam geçtiğimiz programlarda bu her arkeolojik kaynaklarda bugün açıklanamayan, bugünkü teknolojiyle kesinlikle bugünkü dünyanın teknolojisiyle yapılamayacak şeyler var. Yapılmış bunlar. Bunu dünyada ya bu dünyada bizim atalarımız yapmış. Biz unutulmuş bir teknolojiyi devam ettiriyoruz. Evet, ne çıkarsa Türklerin yani, başı altına çıkıyor zaten yani hocam. Biz, mümkün yani değil. Şimdi biz olmayabiliriz, başka birisi olabilir ama şimdi bu tamgaları oluşturan insanlar, bu yazıları oluşturan insanlar öyle yazının gelişimi. Şimdi hocam başta dedi ki işte bunlar ilk başta petroglifti, piktogram oldu. Evet. Şimdi yazının bir gelişimi var. Yani evet. Bir işaret, örneğin keçiden değil mi? Evet, evet, evet. O da çok önemli. Bu arada keçiden işte boğanın boynuzlarından şu şekilde mesela damgaların oluşumu.
Evet. Bakın Çuvaldar ve Yaparlı boy damgasının gelişimi burada keçi aslında bu. Keçi çizimi ama bu stilize edilmiş ve soyutlanmış hali de damga şeklinde sürmüş. Damgalar oluşturulmuş dediğiniz gibi. Evet. Şimdi bunların keçi resimlerinden. Şimdi bütün damgaların yani daha doğrusu Göktürk alfabesinde tabii biz dedik ki şimdi Macar alfabesi yani Hun alfabesi bir sürü de alfabe var bu arada. Aslında birbirine de yakın ama değil mi? Birbirine çok benziyorlar. Çok yakın. Aynı kökeninden çıktıkları belli. Aynı Ural, kökten çıktı. Altay kökenli evet. Bunların bu alfabe oluşumuna kadar gerisinde en az 5-6 bin yıllık bir gelişim süreci var bu alfabenin. Birdenbire ortaya çıkmaz. Alfabe pat diye oluşmaz hemen. Yani insanlar hemen Arapça, hemen Latince diyeyim. Falan evet. yazmadı. Tabii. Zaten bu Latince'nin kökeni de... Fenike alfabesi sanıyorum. Fenikeliler. Şimdi Fenikeliler de onu şeyden alıyor. Bugün Arap alfabesi dediğimiz alfabe, Uygur alfabesi. Uygur alfabesinin kökeni de, onu da Arap alfabesini Soğudaklara bağlıyorlar. Diyorlar ki işte bu bölgeye getirenler Soğudaklar. Evet doğru Soğudaklar getirmiş ama kimden öğrenmiş? Uygurlardan. Sanki Uygurlar Soğudaklardan almış da hani Suudi diyoruz ya. Bu coğrafya, Arap coğrafyasına getirenler Soğudaklar doğru. Ama Soğudaklar Uygurlardan öğreniyorlar o alfabeyi. O alfabenin Sami de kökeni... kökenli değil mi hocam? Hayır değil. Samiler. Hayır değil. Sümer alfabesi. Yani Musevilerin alfabesiyle Arap alfabesi de bunun benzerlik yok mu? Sümer alfabesi. Tabii ki var. Hı-hı. Tabii ki var ve kökeni Sümerce. Evet. Kökeni Sümerce. Şimdi bunun da bir gelişimi var. Ben sizin kaynaklarda belki sizin kitabınızdadır belki farklı bir kitapta da olabilir ama bu A harfinin gelişimiyle Alf. Alef. Şimdi A harfinin evet. gelişimiyle ilgili farklı bir şey var. Evet. Bir tez Alef. Öne sürmüşsünüz ama bu Elif. A harfinin iki tür bir gelişim var. Tarıma dayalı yaşayan Türkler ile ya da Azyenik toplumları, Asya toplumlarıyla göçer toplumların geliştirmiş oldukları A iki kanaldan geliyor. İkisi de birbirine benziyor nedense. Yani bir tarafta bence Alef'ten gelen yani öküz başından gelen evet, Oğuz'dan Boğabaşı'dır. Evet, Boğabaşı'dan gelen evet. bir A Alp, harfi var. Alp'te de çok benzeşir. Alp diye okunur. Alp. Bir de balıktan gelen var. Evet. Yani balıktan da getiriyorlar. Evet. Ve bunların hep gökyüz arketipleriyle de alakası evet. var. Yani bunu ispatlamışlar Eberhard. Yani burada yani bu Latin harflerinin ve İskandinav harflerinin gökyüzündeki burçlar ve takım yıldızlarla da bağlantısı olduğu düşünülüyor. Yani onların izdüşüm çizimleri olduğu Peki, düşünülüyor. Bir şey soracağım. Burada benim aklıma şu geliyor. Biz o zaman için alfabeyi ve birçok şeyi biz her şeyi gökyüzünden mi aldık? Ki, veriler onu gösteriyor. Yani veriler onu gösteriyor. Veriler yani aynı gösteriyor. Gökyüzüne bakan insanlar aynı sembolleri, simgeleri aynı mantıkla yaratmışlar. Yani mitlerin de bir mantığı var. Evet. Mitlerin de bir mantığı var. Hep gökyüzündeki arketipler. Evet, Hı-hı. gökyüzündeki arketipler. Yani yersel kahramanlar, tanrılar ve tanrıçalar gökyüzündeki takım yıldızlarla, işte gezegenlerle eşleştirilmiş. Nuray Hanım, Ufuk Eren izleyicimiz diyor ki, Nuray Hocam Orta Asya'dan görülen taşlara işlenmiş tamgaların Ankara'da da ismini vermeyeceğim bir köyde de diyor. Birebir aynıları görülmüştür. Mutlaka. Kültür devamlılıktır zaten. Mutlaka Hı-hı. vardır. Genetik kültür kodları devam eder. Bağlamı unutulsa da hani ne için yaptıklarını unutsalar da o damgalar, işaretler, semboller süre gelir. Şimdi ben bir tane son olarak benim söyleyeceğim bir şey var. Onu da bir alalım. 28 numaralı görüntümüzü alırsak Boğabaşı dediniz değil mi? Eskiden Hocam, Boğabaşı, bir şey sormak evet. istiyorum bu arada. Bu bütün Göktürk bu değil, yani, sizin tamgalar üzerinde çalıştınız da bu Göktürk alfabesindeki bu tamgaların da arketipleri biliniyor mu? Hepsininki yapılmış mı? Hiçbirininki yapılmamış. Ben yavaş yavaş yapmaya başladım bunları. Bir kısmı ortaya çıktı. Şunu göstereyim ben isterseniz böyle daha iyi anlaşılır. Bu Pliska rozeti 7. ve 9. yüzyıllara ait bir rozet. Bulgaristan'ın Pliska şehrinde bulunduğu için böyle bir isim verilmiş. Tam ortasında kayı boyu damgası vardır. Biliyorsunuz Bulgar Hanlığı'nı kuranlar da Türklerdir. Evet. 6. ve 7. yüzyıllarda kurulmuştur.
Bunu Bulgar bilim adamları incelemişler ve bu damgaların, bu sembollerin gökyüzündeki bir takım yıldızları ve gezegenleri işaret ettiğini görmüşler. Bakın burada ay, üç çizgi ve ortada birleşen bir şekil var. Bu Yengeç Burcu'nun izdüşüm çizimidir. Çünkü Ay Yengeç Burcu'nu yönetir. Bakın burada görülüyor. Evet. Burada Venüs'ün karşılığını Boğa olarak görmüşler. Venüs Boğa Burcu'nu yönetir. Tam da Boğa Burcu'nun karşısında Orion takım yıldızı vardır. Burada da Orion takım yıldızının izdüşümü çizilmiş. İşte Jüpiter'in yönettiği burç Yay Burcu'dur. Burada ok yay işareti var, bakın görüyorsunuz. Yani bugün burada Mars Euro. İzdüşüm. Aynen izdüşümleri. Mars'ın yönettiği burç Akrep'tir. Akrep'in izdüşüm çizimini görüyoruz burada. Ortadaki ne? Ortadaki de kayı boyu damgasıdır. Yani Türk boyu damgasıdır. Türk boyu damgası. Evet. Bulgaristan'da Bulgaristan'daki Pliska bölgesinde bulunan Pliska rozetidir bu. Bilim adamları bunu bu işaretlerin göksel izdüşümleri olduğunu ispatlamışlar. Evet. Ama bunu da kayı boyunu yaptığını en azından ispatlamış olduk herhalde orada da. Yani her yere bir işaret koymuşuz. Evet. Damgalamışız. Yani ne kadar birilerinin zoruna gitse de biz bunu yapmışız. Evet. O görüntüyü bulabildik mi? Evet, bakın arkadaşlar, şimdi tabii ki bunun tamamında şu var. Boğa başının olan, yani boğa başı neyi, nerede kullanılmış? Öküz başı. Türklerde. Türklerin ikili köken miti vardır. Biri kurt, biri boğa. Çok güzel. Çünkü Oğuz Kağan'ın atası boğadır. Çok güzel. Yani Türklerin kökeninde boğa vardır. Evet. Bu fotoğraf Yüzüklerin Efendisi'nden bir kareden alınmış. Hatta çizgi filmi olanından alınmış. Orijinalinde de aynı şey. Burada tabii ki kötüyü temsil ediyor. Yani koyulan, kötücül olarak gösterilmiş. Koyulan simgeler, tekrar filmi izlediğiniz zaman, ki artık yani subliminal mesajlar diyoruz değil mi bunlara? Artık gözümüze sokmuşlar hocam. Yani subliminalle geçmiş. Bakın orada da konuşmanın tercümesi var. Biraz yaklaştırırsanız, sadece resmi alırsak göreceğiz ne yazdığını. Evet, görüyoruz ekranda. senden hoşlanmıyorum. Senden hoşlanmadım. Bakın o esnada gelen sözcük de bu. Simge bu, sözcük de. Senden hoşlanmıyorum. Hocam bir şeyimiz var. Biz Türkler komple Hristiyan olsak, biz Türkler komple Yahudi olsak, biz Türkler komple inançsız olsak... Olmuşuz da zaten. Pek çok din değiştirmişiz. Ama asla biz Türk olduğumuz sürece bu bitmeyecek. Yani bu yüzden daima bu ötekileştirme bitmeyecek. Yani bizim üstümüze atfedilen ötekileştirme aslında bize yapılan uygulamalar. İşin acı tarafı şu. Kökü olmayan, geçenlerde de ben söyledim. Yani bunu hakaret olsun diye söylemedim. Kendileri soysuz olmalarına rağmen tamam mı? Soy olmayan yani bağında. Evet, soy olmayan, kökü olmayan, ökü olmayan yani. Ökü olmayan. Öksüz deriz. Hani, öksüz. Ökü olmayan. Öksüz. Yani, geliyor. Evet, evet. Yani soyu olmayan, ökü olmayan toplumlar bugün bizi öksüzlükle itham ediyorlar. Bizi kendi öklerimizden, kendi köklerimizden, kendi toprağımızdan koparıyorlar. Bizim insanımız bugün, hani geçenlerde dedik ya, bizim özgüvene ihtiyacımız var. Bunun için de, yani fazla o eşelemeye gerek yok. Çevresinde baktığı her şey aslında kendi eserleri. Kilim motiflerimiz bile. Yani çok bütün çanak çömlekler. Çok özeldir. Kendi atalarının çanak çömleği. Yani kendilerine bir kere kesinlikle güvenmeleri lazım. Kesinlikle. İşte bu özgüven, bu özgüven bir takım çevreleri, bir takım güçleri ya da bir takım mahvilleri rahatsız ediyor. Yıllardan beri rahatsız ediyor. Rahatsız olsunlar. Peki. Eberhard'ın dediği gibi soyut sanatın yaratıcısı Türklerdir. Bunu biz kilimlerimizde, motiflerimizde de görüyoruz. Halen atalarımızdan gelen o motifleri kilimlerde kullanıyoruz. Her türlü işimizde kullanıyoruz. Ben hemen, zamanımız çok kısaldı ama sizlerden özellikle şey rica edeceğim. Ne yapılması gerekir? Bu tangaların neden öğrenilmesi gerekir? Ki siz o kadar güzel bir cömertlikle bunları yayınlıyorsunuz. Biz de böyle ulaştık size. Ve önemi nedir?
onu bir izleyicilerimize söylerseniz çok mutlu oluruz ki bunlar artık kaybolmasın ve korunsun. Evet, korunması lazım. Kendi boylarının sembollerini, simgelerini bence öğrensinler. Hangi boydan geliyorlar? Ki hangi Oğuz boyuna? Çok kolay değil mi? Evet, o zaten hani internete girdikleri zaman hemen hani Oğuz boyu damgaları diye yazdıkları zaman Hazreti Google'a bunu öğrenebilirler. Kendi boy damgalarını öğrensinler ve mezar taşlarını özellikle korusunlar. Mezar taşlarında çünkü sürüyor bu işaretler, semboller, simgeler. Zaten kilim motifleri hala devam ediyor. Onlar, evet. Onlar da damga. Onlar tabii, da Türk damgası. Da evet. Hocam son çok kısa bir telefon var. Hemen onu alacağım çünkü zamanımız çok kısaldı. Buyurun iyi akşamlar Mehmet Bey. Çok kısa sizden ricam. Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar. Sağ olun efendim. Ya hocam sizleri tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Derslerimize derman oldunuz. Televizyonunuzu kısarsanız efendim, daha iyi anlaşılır. Peki. Evet. Buyurun efendim. Hemen dinliyorum. Hocam bu Efendimiz dedi ki babam Resul Efendimiz'in 24. Hazreti İsmail, benim de dedem 20'den dedim Hazreti İsmail derdi. Ve Türk kanı olmayan hiçbir kimse hiçbir buluş yapamaz dedi. Bizzat böyle izah etti. Evet, çok güzel. Bir zaman gelecek dedi, İngiliz nedir, Türk nedir, Rum nedir, bunu akıllı bir kişi açıklayacak. Gerçekler o zaman çıkacak diye bize izah etti yani. Efendim çok yerler için teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz ama artık söyleyeceğim çok şey var ama bir daha yine yapacağız. Mutlaka bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyoruz. Hocam yayın dışında için teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. Evet bizi de çok mutlu ediyor. İzleyicilerimiz artık bunu sahiplenmek ve bunları öğrenmek istiyorlar. Son sözlerinizi alayım ve programı kapatacağım. Ben çok teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Biz çok, çok teşekkür ederiz. Çok mutlu oldum sizinle tanışmaktan. Biz de çok mutlu olduk. Burada konuşmaktan çok teşekkürler. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Çok mutlu ettiniz bize ve daha geniş bilgilerle başka bir programda tekrar beraber olalım. Umarım. İnşallah. Hocam söylemek istediğiniz söylemek çok kısa. Söylemek istediğim şey şu, ben çok memnun oldum tanıştığım için Nuray Hanım'la. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bununla ilgilenen en azından insanlarımıza, kardeşlerimize şunu söylüyorum. Bu kaynaklara, bu tamgalara, bu sembollere iyi baksınlar. Sonra bunları yanlarına alsınlar. Öğrensin. Müzeleri bir gezsinler ya. Evet. Müzelerde bize yabancı tanıtılan eserlere çok dikkatli baksınlar. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler hepinize çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Bir başka programda daha güzel, daha farklı konularla hep beraber olacağız inşallah. İyi geceler.